Merhaba. Borsada birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 23 Ağustos 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi genel değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Endeks kaydımızda bir önceki videomda bahsettiğim ee, Salı gününden sonraki beklediğim hareket gerçekleşmiş oldu ve Burada görmüş olduğunuz gibi 1112'ler üzerinde kapanışlar yapabilirsek yukarı hareketin devamı gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Ve salı günü vereceği tepkiden sonra perşembe veya cuma günü için bu bölgelerde kapanışlar yapması gerektiğini söylemiştim. Ve bu şekilde gerçekleşti gördüğünüz gibi. Bir de yani çizdiğimiz e, kanal desteği de cuma günü için çalışmış oldu. Her ne kadar satışla e, karşılansa bile, kanal desteğinin altına cuma günü için düşüş yapmamış oldu. Yani bu da önümüzdeki hafta için bir e, ümit verici aslında bir durum meydana gelmiş oldu. Yani satıcılığı bir kapanışla cuma günü için bile, yani çarşamba ve perşembe günkü yapmış olduğu atağı ve 1112 bölgesinin e, üzerinde, Kapanışlar yapmak istemesi gayet güzel bir hareket olarak bu haftayı tamamlamış oldu ve kanalda kalmış oldu. Yani gördüğünüz gibi sarı çizgi kanalımız çalışmaya devam etti. Ee, şimdi önümüzdeki haftada yani Pazartesi ve Salı gün için e, önemli olan şu bölgenin yani e, 1098 e, veya biraz daha aşağı sarksa bile 1095-1070 bölgesine kadar olan bölümü her zaman için destek bölgesi olarak çalışıp çalışmayacağını kısa süredeki en önemli desteğimiz olarak takip ediyoruz. Yani kısadaki en önemli desteğimiz yine 1070'ler, en önemli direncimiz de 1175'ler. Yani bu bölgeye kadar bu sarı kanalda devam ederek gidebiliriz. Gördüğünüz gibi şu bölümde üçgen daralmış oldu. Artık bu bölgeyi doldurmaya çalışacağız. Şuradaki kısa üçgeni doldurduk. Bu haftada büyük ihtimalle bu bölgedeki bulunan üçgeni doldurarak 1175'lere gelen bir atak ihtimali olabilir düşüncesindeyim Tabii bu durum e, en kısa yani Pazartesi ve salı gün için 1095'lerin altına bir düşüş olmazsa buradan tepkiyi devam ettirerek kanalda devam ederek yukarı hareket salı gün için gelirse yani e, yine Perşembe ve cuma gün için e, büyük ihtimalle 1175 bölgesinde olma ihtimalimiz belirebilir. Ama tabii ki 1070 desteği halen daha önemli destek konumunda benim için. Yani kırmızı çizginin altında kapanışlar olmadığı sürece yukarı hareketlerimiz yeşil bölgemiz olan 1175 bölgesine atağımız devam etme ihtimalini önümüzdeki haftada sürdürebilir düşüncesindeyim. Tabii şu e, dik çizgilerimiz bizim kayıt tarihimizi belirtiyor. Burada da kayıt tarihimizi bu şekilde güncellemiş olarım önümüzdeki günler için. Dolardaki kaydımızda herhangi bir değişiklik olmamış görüntüsü var. Gördüğünüz gibi kırmızı destek çizgimiz yani 7.25 bölgesinin altında sarkmalar oluyor ama kapanışlar olmadığı için aşağıya düşüş devam etmiyor. Yani en önemli tabii ki şu mavi çizgimiz ilk etapta mavi çizgimiz önemli. Yani bu kanalın altına geçmemesi gerekiyor. burası da 7.15 bölgesi. Yani 7.15'lerin altında özellikle de 7.25'in kısa da kapanışlar olmadığı sürece dolar da şu bölge doldurulmaya devam ediyor. Kısa da burada şu şekilde bir bayrak çalışması da var. Bunu tamamlama durumu devam ediyor. Yukarı veya aşağı kırılma olmadığı sürece bu durum büyük ihtimalle devam edecek görüntüsü veriyor dolarda. Ons'taki durumda çizdiğimiz kanal sarı çizgi kanalıydı ve tabii ki bu kanalın alt bölümünde e, kapanışlar olmadı daha yine kanalın altına bir sarkma ama mavi kanal çizgimiz yani alt band bu bölgenin altı olan mavi kanal çizgimiz e, 1900 bölgesi destek olarak çalışmaya devam ediyor şu anda 1900'lerin altında kapanış olursa dedik şu bölgeye kadar bir kapan e, düşüş veya düzeltme durumu olabilir devam edebilir demiştik. Şu an için ee, bu durumdaki şeyde halen daha bir değişiklik yok gibi görünüyor. Yani yukarı atak verebilirse özellikle de 1975 yani sarı çizgimizin üzerinde kapanışlar yaparsa o zaman bu yukarı kanal çalışmaya başlayabilir. Yani sarı kanal veya şu anda yani bu şekilde bir durumdan sonra oyunu gerçekleştiremezse sanki şu şekilde bir düzeltme kanalına dönüşme ihtimali de belirmiş durumda Yani burada e, bu durumdan sonra e, yani birkaç gün içerisinde bana göre e, Çarşamba gününden sonra bir bölgenin üzerine yani şu üçgeni doldurup da kısadaki şu üçgeni doldurup da üst bölgede yani 1955 1980 veya 2000'li bölgeye geçiş için bir tepki veremezse o zaman alt bölüme gelmeye yani şu kırmızı düzeltme kanalı çalışarak 1800'lü bölgeye bir düşüş gelme ihtimali olabilir düşüncesindeyim. Bana göre bu çarşamba gününe veya en geç perşembe gününe kadar gerçekleşir düşüncesindeyim ons altında. Diğer kaydımız Brent Petrol. Brent Petrol'de gördüğünüz gibi şuradaki üçgende bir türlü kırılma olmadı demiştik. Ama şu durumdan sonra iki günlük bir aşağıya kırılma gerçekleşmiş oldu gördüğünüz gibi. Ama tabii ki önemli olan şu kanalda takip etmemiz lazım. Yani 39-50 bölgesi destek demiştik, 45-50 bölgesi de direnç demiştik. Tabii esas bu kanal çalışıyor. Ama şu üçgeni çizmiştik hatırlarsanız. Ve elmas formasyonu demiştik ama bu iki günlük kapanışla beraber o bölüm tamamlandı ve altta kapanışlar gerçekleşmiş oldu. O yüzden pazartesi veya salı gün için tekrar yukarıya tepki gelmezse özellikle de şu üst bölge olan burada ilk test yani direnç olarak çalıştığı bölge olan 46-60 bölgesini geçemezse Brent Petrol'de sanırım 39-50 bölgesine bir düzeltme gelme ihtimali çoğu olabilir düşüncesindeyim. Diğer kaydımız gümüş tabii ki gümüşte de aynı şekilde ons altınla e, beraber e, bu sarı çizdiğimiz yükseliş kanalına geçiş yapamadı. Ondan da aynı şekilde sarı destek bölgesi olan 26-10 çalışmış oldu. Ama e, onda da büyük ihtimalle... E, birkaç gün içerisinde tepki verip yukarı tekrar bu sarı kanalın içerisine giremezse yani 28.90, 28.29 29'lu bir tepki gelmezse onda da büyük ihtimalle şu şekilde bir düzeltme kanalı başlamış olacak önümüzdeki hafta içerisinde. Bir diğer kaydımız Euro dolar. Euro dolarda tabii ki üst bölgeye gittikten sonra gördüğünüz gibi bu kanalı çizmiştik. Tekrar o üst bölgedeki dirençte Kanal direnciyle karşılaştıktan sonra tekrar alt bölgeye doğru bir düzeltmeye geçti. E, tabii bu bölgenin altında e, kapanışlar yapmazsa bu bölgeden vereceği tepkiyle beraber yukarı dönüş gerçekleşebilir. O yüzden artık destek bölgesi 1.16 bölgesinin altında kapanışlar olup olmayacağını kontrol edeceğiz. Ondan sonraki duruma göre tabi aslında çalışan kanalımız şu kanal devam ettiği sürece de gördüğünüz gibi e, yukarıya, her ne kadar bu bölgeden itibaren vermiş olsam da gördüğünüz gibi yani bu bölgeyi geçtikten sonra vermiştim üst bölgeye. Üst bölgede devam ediyor ama tekrar trendin üstüne, kanalın üstüne değdikten sonra alt bölge olan 16-17'lere, 16, 16-15'lere doğru bir düzeltme gelmeye başlamış oldu Euro dolarda. Web adresim borsada1.com ziyaret edebilirsiniz. YouTube, Twitter, Periscope, Facebook yayınlarımı buradan da takip edebilirsiniz. Ve irtibat için WhatsApp ve Telegram için de buradaki formu doldurup göndermeniz yeterli. Twitter adresimi de takip edip beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, selamlar, saygılar.